hürmetle karşılıyor. İlkeli lider, Türkmen beyimiz, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in ilkeli lideri, saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey salonumuza teşrif ediyor. Konuşması. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milliyetçi Ülkücü Hareket'in saygıdeğer lideri Genel Başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Yiğitler kan dökerek bayrak solmaya, Anadolu'da başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya hey, kızıl elmaya en güzel marşını vurmalı mehter. Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber. Aziz dava arkadaşlarım, anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutunduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Yeri geldi ihanetlerle boğulmak istendik. Vazgeçmedik sevdamızdan, dönmedik yolumuzdan, şikayet etmedik sırtımızdaki yüklerden. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik. Ülkücü olmanın varsa bir bedeli seve seve ödemeyi diledik. Geride kalan 10 yıllar içinde yağmurdan sonra büyüyen başaklar gibi büyüdük, kökleştik. Merhum Akif'in dediği gibi cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz. Biz yürüdükçe hainler kaçacak, delik arayacak. Biz yürüdükçe Türkiye düşmanları köstebekler gibi saklanacak. Biz yürüdükçe millet yürüyecek, tarih dile gelecek, destanlar söylenecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyoruz. Bütün kötürüm ve köhne emel sahiplerini iyi tanıyoruz. Ferasetinizle karanlık oyunları görüyor, kara kampanyaları göğüslüyorsunuz. Türkiye'yi faka bastırmak, tuzağa düşürmek için çırpınan hasis ve hamiyet yoksunu çevreleri İbretle takip ediyorsunuz. Ne kadar müfrit ve münafık varsa alayı bir olmuş, bir araya gelmiş, Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor, önüne bariyer dikiyor. Sanıyorlar ki tezgahların akılsız ermeyecek. Sanıyorlar ki kumpaslarına güç takat yetmeyecek. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka bir şey, zillet başka bir şeydir. Türkiye'yi uçuruma çekmenin adı demokrasi değildir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastın adı özgürlük değildir. İnsanlık değildir. İnsan hakları hiç değildir. Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız? Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. Fakat gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, dilleri var söylemiyor. HDP Türk demokrasinin çerçevesini sarmış mayın tarlasıdır. CHP Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kaldı ki İP'in başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken etle tırnak gibi demiş. Aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş. Kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir. Dediğimiz de diyeceğimiz de aynısıyla işte budur. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Hedefler manzumesi nerelerden ibarettir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Milli birlikteliktir. Dürüst birlikteliktir. Zalimlere, canilere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere, küresel emperyalizme karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren Cumhur'un ruh, kökü, duruş özüdür. Cumhur İttifakı'nın arayan Pensilvanya'da değil, Kandil'de değil, muasım çevrelerin kapılarında değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır. Tarihimiz bellidir. O da Cumhur İttifakı'dır. 2023 Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerimize huzurlarında teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı 106 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapan haşmetli imanın, devleşen milli asaletin emanetçisidir. Bizim ittifakımız yalana karşı doğrunun, sahteliğe karşı sadakatin, hiyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Sudan sebeplerle Türkiye'yi kötüleyenlere karşı vakarın ve vefanın ittifakıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, diğer tarafta 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiş kuyruklu yalanlarına sürekli yenilerini eklemiştir. Üstelik her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. Atalarımızın şu veciz sözü boşuna söylenmemiş. Alim ile eyle ülfet alırsın, mertebe cahil ile etme sohbet dönersin merkebe.